Hermann Einstein ve Pauline Einstein çifti Almanya'nın Ulm kasabasında yaşıyorlardı. 1979 tarihinde dünyanın en büyük bilim insanlarından Albert Einstein'ı kucaklarına aldılar. Einstein'ın annesi yetenekli bir piyanist, babası ise bir elektrik şirketinin patronuydu. Einstein okula başlamadan önce konuşma zorluğu çekiyordu. Bu yüzden ailesi onu defalarca kez doktora götürmüştü. Zamanla konuşma zorluğunu yendi. Zekası ve eleştirel tavırları sayesinde yaşıtlarının önüne geçti. Einstein'ın ailesi eski bir Yahudi geleneğini devam ettiriyor ve yoksul öğrencileri evlerinde yemeğe davet ediyordu. O öğrencilerden birisi de Max Telmund'tu. Einstein'ın çok farklı bir insan olduğunu ilk kez o anladı. Ve Einstein'a matematik, bilim ve felsefe kitapları getirmeye başladı. Bütün kitapları tutkuyla okuyan Einstein, bilime dair ilk adımlarını o kitaplar aracılığıyla attı. Okuduğu kitapları okuldaki arkadaşlarına anlatırken yüzünde beliren ışık onun gelecekteki başarılarına bir işaretti. Einstein 19 ve 20. yüzyılda bilim dünyası adına birçok ilke imza attı ve derin izler bıraktı. 1921 yılında fotoelektrik etki üzerine yaptığı çalışmalar sayesinde Nobel Fizik Ödülüne layık görüldü. Günümüzde en çok tanınan bilim insanı hala Einstein'dır. Einstein'ın hayatı da zekası gibi çok farklıydı. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'ndeyken sınıfındaki tek kadın öğrenci olan Mileva Marik'e aşık oldu. Mileva aynı Einstein gibi eşsiz bir zekaya sahipti. Mileva Einstein'dan 4 yaş büyüktü ama Einstein için bunun hiçbir önemi yoktu. Çünkü hayatının kadınını bulduğunu düşünüyordu. İkilinin arasındaki bu büyük çekim her geçen gün arttı. Sürekli birlikte vakit geçiriyor, geleceklerini planlıyorlardı. Geçen zaman onları birbirlerine daha da bağladı. Einstein ve Mileva henüz evlenmeden bir kız evlat sahibi oldu. Mileva hamile olduğu için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve 1902'de ailesinin yanına Sırbistan'a döndü. Einstein bir kızı olduğunu mektupla öğrendi ve kızını hiç göremedi. O yıllarda Bern Patent Ofisi'nde çalışıyordu. Mileva kızına Liesel ismini verdi. Liesel'in akıbeti hiçbir zaman bilinemedi. Einstein'ın kızına ne olduğu sorusu hiçbir zaman cevap bulamadı. Bugün bile Liesel'in akıbeti bilinmiyor. Tahminlere göre evlatlık verildi ya da bir hastalık yüzünden öldü. Einstein 1903 yılında Bern Patent Ofisi'nde çalışmaya başladığı sırada Mileva ile evlendi. Bu evlilikten 1904 yılında Hans Albert, 1910 yılında Eduard isminde iki erkek evlat dünyaya geldi. Einstein'ın ilk oğlu Hans Albert Einstein, kardeşine nazaran çok daha iyi bir hayat yaşadı. Hans Albert Einstein, taşımacılık alanında mühendislik okudu. Zürih'teki eğitimini tamamladıktan sonra Almanya'nın Dortmund şehrine taşındı. 1938'de Nazilerin yönetimindeki Almanya'dan kaçtı. Ve babası Albert Einstein gibi o da Amerika'ya yerleşti. Hidrolik mühendisliği alanında profesör unvanını kazandı. Taşımacılık konusunda birçok makale yayınladı ve 69 yaşına girdiği 1973 yılında kalp krizinden vefat etti. Einstein'ın ikinci oğlu Eduard Einstein ise abisi gibi şanslı değildi. Hans'ın aksine zorlu bir yaşam sürdü. Eduard doğuştan beri hastalıklarla uğraşıyordu. Zayıf bir bünyeye sahipti, sürekli halsizdi. Eduard'ın bu durumu Einstein ve ailesini derin bir üzüntüye boğdu. Einstein yakın çevresine sürekli oğlunun hastalığının hiçbir zaman düzelmeyeceğini, bu durumunda kendisini mahvettiğini söylüyordu. Her şeye rağmen ona bir şifa bulmak için sürekli çözümler aradı. Eduard büyüdükçe içindeki tutkuları yavaş yavaş keşfetmeye başladı. İçinde şiire karşı bir tutku besliyordu, piyano eğitimi alıyor ve psikoloji ile alakalı her kitabı okuyordu. Einstein, küçük oğlu Eduard'a küçük anlamına gelen Titi ismiyle hitap ediyordu. Eduard da tıpkı babası gibi bir bilim adamı olmak istiyordu. Bu hayalini gerçekleştirebilmek için çok çalıştı ve liseyi yüksek başarıyla bitirdi. Daha sonra azminden hiçbir şey kaybetmedi ve Zürich Üniversitesi'nin tıp bölümüne girdi. Zürich Üniversitesi'nde adeta babasının yaşamının bir yansımasını yaşadı. Aynı babası gibi kendinden yaşça büyük bir kadına aşık oldu.
Bu arada Einstein 1912 yılında teyzesinin kızı Elsa'nın yanında yaşamaya başlamıştı. İkili daha sonra sevgili olunca Mileva 1914'te Einstein'dan ayrıldı. Ve ikili 1919'da resmen boşandı. Eduard'ın ilişkisi de aynı babası gibi büyük bir hüsranla sonuçlandı ve sevgilisi tarafından terk edildi. Kötüye giden hastalığı onun sosyal yaşamını kısıtlamıştı. Eduard henüz 20 yaşındayken, yani 1930 yılında şizofreni hastalığıyla karşı karşıya geldi. Doktorların koyduğu teşhise göre o bir şizofrendi. Bu yüzden öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve bir sanatoryuma yatırıldı. Eduard için böyle bir hayat çok zor olacaktı. Küçük yaştan beri çok iyi şartlarda yetişmişti. Bu köklü değişimin ilk emareleri kısa sürede kendini gösterdi ve Eduard intihar girişiminde bulundu. Durmadan ilerleyen hastalık artık öyle bir boyuta gelmişti ki Eduard tamamen konuşamaz haldeydi. Einstein bu durumun genetik olduğunu, eşi Mileva'nın ailesinin genlerinden kaynaklandığını iddia ediyordu. Ama bu durum Einstein'ın kendini suçlamasını ve sürekli acı çekmesini engellemedi. O yıllarda Nazilerin durdurulamaz yükselişi Einstein'a kaçmaktan başka bir seçenek bırakmadı. Einstein'ın amacı ailesiyle birlikte Amerika'ya göç etmekti. Fakat Eduard'ın her geçen gün daha da kötüleşen durumu seyahat etmesini engelliyordu. 1933 yılında Einstein yeni eşi Elsa ile birlikte Amerika'ya göç etti. Bu tarihten sonra oğlunu bir daha hiçbir zaman göremedi. Amerika'ya yerleştikten sonra Eduard'a sürekli para yardımı yaptı ve mektuplar yazdı. Eduard'ın annesi Mileva 1948 yılına kadar oğlunun bakımını üstlendi. Oğlu için eğitim hayatına ara verdi ve hayallerine veda etti. Eduard annesine teşekkür ettiği mektupta şunları söyledi. Annem küçük Eduard'la ilgilenmek için kendi ideallerinden vazgeçti. Eğitime, bilime dair tüm umutlarından vazgeçti. Sırf altımı değiştirmek için. İşte gerçek insanlık bu. İşte fotoğrafı bütün dünyadaki gazetelerin baş sayfalarında yer alması gereken kişi. Ama bu dünyada iyi bir davranış asla ödüllendirilmez. Kimi kaynaklara göre Eduard, kendisini terk ettiği için Einstein'a büyük bir öfke duyuyordu. O yüzden belirli bir süre Einstein'la iletişim kurmak istemedi. Einstein'ın oğlu olmanın verdiği ağırlık ona fazla gelmişti. Üzerine tıp eğitimi alırken yakalandığı şizofreni de eklenince Eduard için hayat çekilmez bir yer olmuştu. Bu durum Einstein'ı çok kötü etkiledi ve hayatı boyunca bu taşıması zor yükle yaşamak zorunda kaldı. 1948'de Eduard annesi Mileva'yı kaybedince zaten sürekli kötüye giden her şey onun için daha da kötü bir hal almaya başladı. Hayatının tam 30 yılını dört duvar arasındaki bir klinikte bir gün sağlığına kavuşabilme umuduyla geçirdi. Einstein için Zürih'e dönmek ölmek demekti. Bu yüzden hiçbir zaman geri dönemedi ve oğlunu göremedi. Bazı anlarda oğlunu görme dürtüsü ağır basmış olsa da bunu sürekli erteledi. Einstein 18 Nisan 1955'te yani 76 yaşındayken New Jersey'de hayatını kaybetti. Einstein'ın ölümünden 10 yıl sonra da oğlu Eduard Einstein 69 yaşındayken 1965 yılında geçirdiği bir felç yüzünden hayatını kaybetti ve sonsuzluğa doğru yol aldı. Eduard'ın naaşı Zürih'teki Höngeberg mezarlığına defnedildi. Eduard'dan geriye az kişinin bildiği bu hüzünlü hikaye kaldı.